burası Alacahan, Trabzon'un eski tarihi yapılarından biri. 2014 yılında eski valimizin onarımıyla başlayan bir proje. 2014 yılında burası açıldı. Kadın istihdamını geliştirme merkezi olarak açıldı. Halk Eğitim ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün ortak kullanımıyla burada bazı işler yürütülmekte. Yaptığımız şeyler de şunlar. Kursiyerlerimiz kurslara geliyorlar. Ortalama 26 sanat dalında kurslarımız var üst katlarda. Kursa gelen kursiyerlerimiz eğer arzu ederlerse satış ofislerine yaptıkları ürünleri bırakabiliyorlar. Halk Eğitim Merkezi olarak bilgisayar sistemimizde, satış ofisinde kursiyerin ismi, hangi kurstan geldiği, yaptığı ürünün maliyeti, kendi katkısı, işçiliği ne kadardır bütün kayıtlarını yapıyoruz ve vitrinlerimize koyuyoruz. Şimdiye kadar 10 binden fazla kadın ve bir kısmı erkek, çok az bir kısmı erkek kursiyerimiz buraya ürün bıraktı. Bu ürünler satıldıkça haftada bir ücretlerini alıyorlar salıdan salıya. Burası 4 yıl önce Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Trabzon Vadeliği himayesinde onarılarak Trabzon kadınlarının yaşam boyu öğrenme merkezi, yaşam boyu el sanatlarını öğrenebilecekleri, üretim yapabilecekleri, tecrübe edip satış yapabilecekleri bir nokta haline getirildi. Her şeyden önce el yaptıkları yöresel objelerin, yöresel el sanatlarının üretime dönebileceğini öğretti. Gelir getirici objeler olabileceğini öğretti. Bundan gelir getiren insanlar türedi. Gelir, evine gelir getiren, kendi işini kuranlar oldu. Bu şeyin kurslarımızın içerisinde kadınlarımızın cesaretlenmesini sağlayacak kişisel gelişim destekleri veriliyor. Gelişimcilik eğitimleri veriliyor. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanıyor. Ve bu yöredeki el sanatlarının turizmde alternatif bir gelir kaynağı olarak kullanılabileceğini vurgu yapmaya çalışıyoruz. Kendi yörelerine ait kıyafetleri, elbiselerini tanıyıp bunların dikimlerini öğreniyorlar. Kendi yörelerinden oluşan dokularla beraber takıları oluşturuyorlar. Kendi yöresindeki Trabzon fenelası gibi ürünleri örmeyi, dokumayı, hayata geçirmeyi, satışında yer almayı, kendi kişiliklerini burada bulup yansıtabiliyorlar. Özellikle ev hanımlarımız, genç kızlarımız kendi dünyasından çıkıp burada yeni bir dünyaya adapte oluyorlar. Kendileri kimliklerini, özverliklerini kazanıyorlar ve İş imkanına, satış imkanına döndüğü zaman bunu ben bir işi başarabiliyorum, başarma duygusunu tadıyorlar. Her şeyden önce çok mutluyum, bir sorumluluğum var. Ben çalışıyordum, iş yerinden ayrıldım, kapattık mecburen. Ama bir boşluğa düşüyor insan. Bir aidiyet duygusu var insanda, o duyguyu geliştirebiliyorsunuz. Daha bir yaşama olumlu bakabiliyorum şimdi. Çünkü ekonomik güç insan için, bir kadın için ekonomik para kazanmak bir güçtür. Onu başarabilmek çok güzel bir şey. Bu hanın böyle bir amaç için kullanılması sokağın rengini değiştirdi. Sokaktaki sokağa inen insanların profilini değiştirdi. Yani bununla birlikte iyi bir modelleme oldu aslında. Alacahan Trabzon'da kadınların iş hayatına hazırlanması, özellikle yöresel el sanatlarının yeniden canlandırılması ve takdimi konusunda çok ciddi bir model. Trabzon kadınını, yöresel değerlerini, yöresel ürünlerini, yöresel el sanatlarını geleceğe taşıması için sürekli onlarla kol kola yan yana olacağız, onları destekleyeceğiz, onları hazırlayacağız, hazır edeceğiz. Yani 3-4 yılda iyi yol aldık. Sanırım gelecek 10 yılda çok daha iyi yol alacağız.